Yani biz kalkıp şey yaparken de Balıkesir'e kadar arkadaşlar telefon etti. Bu bir şey var. Ya ben sonra var ya bir şeyler. Ya o işi yapalım. Tabii tabii orada büyük bir problem olacağını biliyorum. Suat Salgın, Medya Yol Gazetesi'nin imtiyaz sahibiyim. Yaklaşık 13 yıldır gazetecilik mesleğiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 4 yıldan bu yana da Medya Yol Gazetemizi çıkartıyoruz. Bu gazetede de Balıkesir, Edremit, Körfezi'ndeki ilçelere dağıtımlar yapıyoruz. Ayvalık'ta bayağı da etkiniz. Bizim bir de web sayfamız var. Bu web sayfamızda da sağ olsun Sayın Namık Tuncer arkadaşımla, sevgili eşi Sandy, görüntülü haberler çekerek, vatandaşlara görsel olarak hitap ederek olumsuzlukları bir şekilde yansıtmaya ve yetkililerin bu olumsuzlukları görerek üzerine gitmesini sağlamak adına çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ben 1,5 yaşındayken çocuk felci geçirdim. Bunun sonucunda da kanadiyenler yürümek durumundayım. Sonuç itibariyle yıllardır, şu anda 45 yaşındayım. 45-43 yıldır engelli olarak hayatımı sürdürmek zorundayım. Son 11 yıldır, 13 yıldır Ayvalık'ta çeşitli ulusal basın, Anadolu ajanslar ve ulusal gazeteler olmak üzere Ayvalık'tan haber gönderiyorum. Özellikle Anadolu Ajansı'na haber gönderiyorum. 4 yıl önce de Medya Ayvalık gazetesini çıkartmaya başladık. Son 5 aydır da Medya Ayvalık'ımızın kuş ofset baskılı dergisini çıkartmaya başladık. Ayvalık genelinde 13 yıldan bu yana gazetecilik yapıyorum. Bu 13 yılda yaptığım gazetecilik sırasında Namık Tuncer'le tanıştık. Namık Tuncer görme engelli. Fakat aşırı azimli bir arkadaşımız. İyi bir abimiz. Eşi Alman ama bir Türk kadını kadar fedakar. Eşinin kolu kanadı olmuş durumda. Üç tekerlekli motosikletimle haberlere gidip geliyorum. Yürürken de koltuk denekleri, kanadiyenleri kullanıyorum. Bazen onu tripod gibi kullanıyorum. Bir şekilde gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Engelsiz olan arkadaşlarım gibi ben de bir şeyler yapmaya çabalıyorum aşağı yukarı. Namık Tuncer 2 yıl önce bizim gazetemize dahil oldu. 2 yıldır kör topal idare etmeye çalışıyoruz. İnsanlar bize sempatik geldiği gibi bazen de olumsuzluklarla karşı karşıya kalınabiliyor. Mesela bazıları ciddiye de almıyor. Yani sizin anlayacağınız kör topal bir şekilde gazetemizi çıkarmaya çabalıyoruz. Ayvalık'ta mesela bir olumsuzluk olduğunda olumsuzluğun sonuna kadar gidiyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Akabinde de örneğin bir sağlıkla ilgili bir sıkıntı var ise o sağlık sorununun sonuna kadar gidiyoruz. Konunun yetkililere ulaşması için elimizden geleni yapmaya çabalıyoruz. Ve bu sonuç itibariyle bize olumlu olarak yansıyor. Çoğunlukla resmi makamlar bizleri ciddiye alırken bazen yerelde de dediğim gibi birimiz görme engelli, birimiz de ortopedik engelli olunca kör gitti, topal geldi şeklinde düşünen bazı vatandaşların da böyle şakalarına maruz kalabiliyoruz. Çok şükür mutluyuz. En azından basın sektöründe fırsat verildiğinde, dünyadaki her sektörde olduğu gibi bir engellilerin de başarılı olabileceğini ispat olmaya çabalıyoruz. Bizim başarılı olacağımızı düşünmüyorlardı çünkü gazetecilik çok zor bir meslek olduğu için. Ama Allah'a çok şükür Azmin Son'un elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Biz de sonuç itibariyle gerek Namık Tuncer'le birlikte ve engelli arkadaşlarımızın da gazetelerimizi dağıttığı bir ekibimiz biz. Tamamen engelli arkadaşlarımızdan oluşan bir gazeteyiz. Sonuç itibariyle hepimiz bir şekilde tek yürek halinde bu işi yaklaşık 4 yıldan bu yana götürmeye çalışıyoruz. Vatandaşların zor durumda olmasından dolayı trafik kazalarına sebep verme riski. Yanında çocuk, engelli bir yaşlılarda gerekten oraya noktaya.
Ahmet Bey, yeni almış olduğunuz mühürlerle beraber herhangi bir şikayet var mı? Bizim daha hareketli, daha kalabalık, çok kalabalık. Şimdi biraz daha az ama gene de iyi diyelim yani. Baktığımızda haliyle gözden görülen bir şekilde bir sürü pislik var. Burada yaz aylarında mutlaka sivrisineklerin olduğu gibi de koku apayrı bir dert. Olduğuna rağmen maalesef burada herhangi bir müdahale edilmeden vatandaşı zor durumda bırakıyor. Buradaki akıntıyı görüyorsunuz, direkt denizle bağlantısı var. Bu hem denizdeki olan bütün ürünlere, balıklara vermiş olduğu zararı düşünün. Artı burada yaz aylarında malum pis olduğu için de sivrisineğin den burada durulmuyor. Namık sağ tarafta bir gemi var. Onu da anlatsın. Ona iki tane, üç tane cümle bana söyler misin? Tamam mı? Tamam. Ve şimdi bulunmuş olduğumuz yerde... Yok öyle değil. Onu tekrar göster. Sağ elinden göster. Sağ tarafta. Evet, onu göster. Tamam. Tekrar. Çekim. Sağ tarafta baktığımızda burada eskiden kalmış bir teknemiz var. Adım Namık Tuncel, Medya Ayvalık grubun görme engelli muhabiriyim. Ayvalık'ta haberlerle beraber, eşimin desteğinden beraber mevcut olan haberlerin peşine koşturuyoruz. Halkın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Gazeteciliği çok merak ettiğimiz bir meslek. Ben şimdi görme engelli olarak bunu yapabilir miyim diyerekten Suat Sargın'a danışmıştım. Kendisi de ortopedik engelli. O yapabiliyorsa dedim, biz de yapabiliriz. Görme engelli olarak bunu yapabilmemin bir engelli insanın eğitim aldıktan sonra birçok şeyi yapacağını göstermeye çalışıyorduk. Çok zor bir meslek. Sorumluluk isteyen bir meslek. Hani burada haberin peşine koşturup da bir layla lumma olarak haber yapmak değil. Gerçekten araştırarak bunun yanında getirmiş olduğu sorumluluğu bilerek yola çıkıyoruz. Değil. Benim eşim olmasa zaten bu işi yapamam. Hani bugün bir mikrofonu alıp da bir kamera almayla bu iş bitmiyor. Bunun detaylarına dikkat etmen lazım. Çekim yaparken de kameraman olarak da detaylarına çok dikkat etmek gerekiyor. Benim haliyle görme engelli olarak bunun farkında bile olmuyorum. Hani etrafımda olan bitenler, insanların yüzündeki olan ifadeleri tam zamanında yakalamak ve hatta etrafta olan bitenleri tam zamanında yakalamak bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Bunun için göz gerekiyor. Yani bunun için bir duygu olarak da bunun bu haber niteliğinde olan bir şey. Ben şimdi habere gittiğimizde hiç beklemediğimiz anlarda duygusal davrandığımızı da görüyorum. İnsanların mağdur durumda olduğunu, orada bizi de etkileyip orada ağladığımızı görüyorum. Bir eş olarak da, bir bayan olarak da çocukların haberini veya kadınların şiddet gördüğü haberlere gittiğimizde, doğanın kirliliğinin haberlerini yaptığımızda oradan çok etkileniyoruz. Benim bugün günlük hayatımda ben
var olduğumun zaten en büyük sebebi eşimin. Bana eğitimsel olarak da yolda yürümesini, baston kullanmasından tutun, evdeki yaptıklarımızın eğitimleri ondan destek alarak. Artı yaptığımız sosyal etkinliklerde de bütün çalışmaları eşim hazırlıyor, ön yapısını hazırlıyor. Gittiğimiz haberlerde de, günlük hayatımda da her şeyimi ona borçluyum. Şimdi ben kendim görme engelliyim. Medya Ayvalık'ta sadece ben engelli olarak gitmiyorum. Diğer arkadaşlarımız da engelli olduğu için aramızda tek engel olmayan insan eşim. Gittiğimiz yerde görme engelli, bunlar ciddiye almıyorlardı ilk zamanlarda. Şimdi görme engelliyi almadıktan sonra Suat Salgın gülüyor. Suat Salgın da ortopedik engelli. Çok ciddi bir başarıya sahip olan bir insan. Şimdi kalkıp da körü kovdum da topala geldi diyerekten bizden alay edenler oluyordu. Ama şimdi Körfez bölgesinde artık herkes bizi tanıyor. Resmi kurumların çalışmalarında bizi görünce, bugün bir valiydi, belediye başkanlarıydı, işte kaymakamlardı, kurumlardaki amirler, memurlar. Millet bizi tanıdıktan sonra bizi artık sorumsuz bir şekilde haberin yanına gidebiliyoruz. Önceden alınmıyorduk, şimdi rahatlıktan haber gittiğimizde milletvekillerinin yanına gidip onlara röportaj da yapabiliyoruz. İsmim Sandy Tunca, ben eşimle beraber Medya Ayvalık'tan çalışıyorum. Ben kameraman olarak da eşimle beraber koşuyorum. Ben kendi Alman. Önce Namık dedi ben gazetecilik gibi koşmak istiyorum. Ben dedim çok zor, sen görme engelli nasıl yapıyorsun? Ama tabii ki ben görüyorum, o röportaj yapıyor. Ondan beraber gidiyoruz. O eşimin hayatı çok değişti. Önce biraz kapalı evde oturdu. Tabii ki haberden izledi. Ondan dedi neden engelli insanlar yapmıyorlar. Ben de yapmak istiyorum. Ondan ben biraz korktum o işi için ama dedi hadi biz yapıyoruz. Şimdi yapıyoruz. Mesela sadece düz yoldan gitmiyoruz. Biz sahile gidiyoruz, ormana gidiyoruz. Biz kırık yoldan gidiyoruz. Her şeyi gösteriyoruz.